içinde hem sizin gözaltına alınmanızı hem de kadın örgütleri üzerindeki bu baskıları konuşacağız ama öncelikle İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hedefte olmasıyla başlayalım. Neden sözleşme kadınlar için bu kadar önemli ve LGBT artı çocuklar için tabii de ve iktidarın bunu tekrar ve tekrar hedef almasındaki temel gerekçesi nedir? Bir bunun değerlendirmesini isteyelim sizden, ardından bu baskılara dair de sorularımız olacak. Yani iktidarın bugün kurmaya çalıştığı aile çözülüyor, dağılıyor ve kadınlar bu ailenin içerisinde ve ilk sistemin bize biçtiği normların içerisinde, makbul kadın kalıpların içerisinde sığmıyor. Bu sığmadığı koşullarda ve ailenin zapt edemediği koşullarda kadınların her türlü alan sağlayan, hak sağlayan, kadınların özgürleşmesine, kadınların hareketine denetleyecek her şeyin kullanılmasına karşı iktidar da haliyle kendini tehdit altında hissediyor. Çünkü bugüne kadar yaptığı tüm uygulamalarda ve yaptığı bütün politikalarda karşısında kadınları hep buldu ve gördü. Birçok kesim belki de zaman zaman geri çekilme, zaman zaman bastırılabilme olanağı vardı bu zor aygıtlarıyla, kendi hukuksuzluğuyla, kendine göre kurduğu bu sistemlerde durdurma veya bastırma alanı vardı. Ama hiçbir zaman kadınlara sözünü geçiremedi. İstanbul Sözleşmesi de aslında ailenin içerisine ve bu şiddet gördüğümüz evlerin, hayatların, toplumun içerisine bizim sıkışmamızı engelleyen dayanaklarımızdan bir tanesi. İstanbul Sözleşmesi kadınların bugün hayatta kalmasını sağlayacak şeylerden bir tanesi. Ve kadınların böyle bir alana sahip olması iktidarın işine gelmiyor. Çünkü karşısında onu yıkabilecek, devirebilecek en temel güçlerden, dinamiklerden bir tanesi kadınlar. Ancak şunu görmüyor, İstanbul Sözleşmesi'ne saldırarak bizi zapt etmeye çalışıyor. Ancak İstanbul Sözleşmesi'ne saldırması kadınların isyanını tetikleyen bir tarafa doğru dönüşüyor. Dün de görmüş olduk bunu. Pek çok uzun zamandır da çeşitli eylemler yapılıyor. Bu eylemlere yönelik polis şiddeti çok fazla dikkat çekiyor son dönemlerde ve biraz daha geriye gidersek Roza Kadın Derneği'ne yönelik bir operasyon olmuştu. Dün de SKM'li kadınlar gözaltına alındı. Bunlara dair neler söylemek lazım? Yani biraz önce söylediğim gibi iktidarın karşısındaki en kuvvetli güçlerden bir tanesi kadınlar. Hal böyle olunca da saldırı direkt buraya dönük oluyor. Bir başka bu kadın örgütleri, Roza Kadın Derneği'ne saldırı aynı zamanda Kürt kadınlara dönük de bir saldırı. Onların özgürlük mücadelesine dönük de bir saldırı. Aynı zamanda tüm kadınların özgürlük mücadelesine dönük de bir saldırı. Keza SKM'li kadınlara dönük saldırı da aynı şey geçerli. Bizler kadın hareketi olarak bu saldırılara birlikte göğüs verdik bugüne kadar. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Tek tek, tekil tekil bir takım kadın kurumlarını ve örgütlerine saldırı, onların yönetici kadrolarını tutuklama, gözaltı gibi şeylerle bu hareketi susturamaz. Roza Kadın Derneği'nin kadınları gözaltına alır. Bizler gideriz Roza Kadın Derneği'ni açarız. Bu daha önce de böyle oldu. SKM'li kadınların yapacağı eylemi durduğu yerden bizler devralırız. Zaten aynı şey için mücadele ediyoruz biz. Kadınların mücadelesi ortak, bir ve bütün. Bizim kolumuza, bacağımıza saldırarak bizi bu şeyden vazgeçiremez veya bir kısmımızı alarak bu mücadeleyi engelleyemez ve durduramaz. Biz daha önce Roza Kadın Derneği'ne dönük saldırının bir benzerini kayyum şeylerinde gördük. Kürt belediyelerine kayyumlar atandığında ilk icraatı kadın kurumlarını kapatmak oldu. O zaman da biz çıktık sokağa kadınlarla birlikte. O zaman da söyledik bunu en gür sesimizle. O zaman da bize saldırdılar ama bu biçimiyle kadınları sokaktan, mücadeleden geri çekemezler. Bizler Roza Kadın Derneği'ndeki kız kardeşlerimize de, SKM'li kız kardeşlerimize de, onların mücadelesine de sahip çıkacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesini de engelleyeceğiz. İçerideki tüm kız kardeşlerimizi de alacağız biz. Dayanışmanın büyüdüğüne vurgu yapıyorsunuz. Peki biraz daha somut olarak soralım. Kadın örgütleri şu an ileriki dönemde nasıl devam etmeyi düşünüyor? Sokak eylemlerinin yanı sıra yapılacak başka planlar var mı? Şöyle söyleyeyim, ben foruma katılamadım çünkü gözaltına alındım ve forumdan şu biçimiyle gözaltına alındım. Ben bir çeşit kaçırıldım polis tarafından. Gerçekten de öyle. Yaklaşık 2 saat boyunca akıbeti belirsiz bir biçimde tutuldum. Gözaltı kaydım, işlemim yapılmadan.
Forum esnasında bir miktar kadınlardan uzaklaşmıştım. ATM'ye kadar gittiğim sırada emniyet müdürü olduğunu düşündüğüm kişi yanında bir grup polisle birlikte beni aldı. Ve diğer kadınlara da tuzak kurabilmek adına benim herhangi birisinin haber vermemi ve gözaltı kaydımı yapmayı geciktirdi. Bu yüzden forumda çıkan kararlardan kısmen haberdarım. Arkadaşlarla konuştuğum kadarıyla. Biz önümüzdeki dönemde eylemlerimize devam edeceğiz, eylemselliklerimize. Onun yanı sıra İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı tarih olan 1 Ağustos'ta sosyal medya başta olmak üzere bir eylem düşünüyoruz. 1 Ağustos aynı zamanda biliyorsunuz bayrama denk geliyor. Bir eylemsellikler düşünüyoruz. Orada duyuracağız Kadınlar Birlikte Güçlü kanalı üzerinden. Tüm kadınları sosyal medyada, sokakta veya bulundukları her yerde İstanbul Sözleşmesi için mücadelenin bir parçası olmaya çağıracağız. Bunun için de mücadele büyütmeye çağıracağız. Çok isterim size çok daha detaylı bilgiler vermeye. Ama dediğim gibi hem forumdan hem de özgürlüğümden alıkonuldum. O yüzden kısmen bu kadar bilgiye sahibim. Onun dışında benim katıldığım kısmı kadarıyla kadınlar gerçekten çok kararlılar. Onu gördüm. Her şeyden, her yaştan, her toplumsal gruptan kadın çok kararlılar. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin hepimiz için çok yaşamsal olduğunu biliyoruz. Şuradan biliyoruz. AKP MYK'sında konuşulmasının ertesi gününde kız kardeşim ayrılmak istediği erkek tarafından öldürülüyor. Şimdi aynı bana benziyor, aynı sana benziyor, aynı diğer kadınlara benziyor. Öldürülen bütün kadınlarla biz birbirimize benziyoruz. Hı hı. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin varlığı çok minik bize bir aralık sağlıyordu. Gerçekten sadece var olması çünkü uygulanmıyor. Biz yıllardır kadınların lehine olan bu sözleşmenin uygulanması için mücadele ediyorduk. Şu an İstanbul Sözleşmesi de elimizden alınmaya çalışıyor. Bu bize çırılçıplak bir şekilde şiddetin karşısında yapayalnız bırakacak bir şey. Erkek egemenliğinin karşısında yapayalnız bırakacak bir şey. Bu sistemin karşısında yapayalnız bırakacak bir şey. O yüzden de kadınlar çok kararlılar. Tıpkı Kürtaj zamanında olduğu gibi çok kararlılar. Tıpkı haklarına, bedenlerine saldırı yaşandığı zaman gibi kararlılar. Özgecan Aslan öldürüldüğündeki gibi çok kararlılar. Biz yaşamak istiyoruz zaten. Emine Bulut'un çığlığı da oydu. Biz Emine Bulut'un çığlığını hepimizin çığlığı halinde hissettik. Çünkü gerçekten de şu an hiçbir güvence olmadan sokaklara dolaşmak zorunda bırakılmak üzereyiz. Şimdi gözaltı meselesine dair söylediğiniz şey çarpıcı olduğu için son olarak ona dair de bir soru soralım. Şimdi gözaltı kaydınız geç girilmiş, kaçırılır gibi gözaltına alındım dediniz. Diğer 7 kişi de mi böyleydi? Nasıl bir muamele gördünüz ve herhangi bir ifade işlemi oldu mu, size neler soruldu, gerekçe olarak ne söylendi? Kısaca buna dair de bir yanıt alalım sizden. Sanıyorum teknik bir sorunumuz oldu. Arkadaşlarım tekrar bağlantı kurmayı denerlerse. Buradayım. Sorumu duyabildiniz mi? Kısmen duydum, gözaltı işlemleri hakkında bilgi istediniz. Evet, evet. Nasıl sorulara muhatap kaldınız? Herhangi bir gerekçe sunuldu mu? Ve tabii gözaltına alış biçiminiz de sizin söylediğiniz gibi çarpıcı bir şey. Buna dair de hem bilgi hem yorum isteriz sizden. Ben ve diğer kadınlar da aynı biçimde gözaltına aldık. Benimki biraz öncesinde olduğu için daha da garip bir hal aldı. Ama diğer kadın arkadaşlarım da sivil araçlarla çay içtikleri yerden, eylemden yaklaşık bir saat falan sonra ve bütün planları bunun üzerineydi. Beni ilk aldıklarında da bunu direkt beyan ettiler. Yani birisini aramama neden izin vermiyorsunuz? Benim hakkım diyorum. Gözaltı kaydımı yapın. Hayır, yapılmıyor. Şu an ben alıkonuyorum, kaçırılıyorum. Akıbetini bilirsin diyorum. Eğer biz senin birine haber vermene izin verirsek ne olacağını biliyorsun değil mi dedi. Ben diğer kadınlar alamayacaksınız yani çok belli. Bu biçimiyle bütün arkadaşlar, kimisi işte kafeden alınmış, kimisi karşıdan karşıya geçerken alınmış ve mimlenmiş kadınlar yani hedef haline getirilmiş, direkt seçilerek alınmış. Gözaltı işlemleri sırasında da aynı şey oldu. Diğer kadınlar gözaltına alındıktan sonra beni gözaltı işlemlerimi yapmak üzere hastaneye götürdüler. Ve burada gerekçe 2911 olduğunu söylediler. Fakat şöyle bir durum var, biz ambasada bir forum yapmak üzere bir araya geldik. Bizim eylem planımız yoktu. Bu eylem planını gerçekleştiren bizim ambasada forum yapmamızı yasaklayanlardı.
Yani eğer ortada bir suç varsa, ki bence yok, herhangi bir insanın hayatta kalmak için, hayatı için, hakları için, yaşamı için mücadele etmesi öz savunmadır. Meşru müdafaadır, nesli müdafaadır. Bence suç yok ortada ama illaki bir suç üretilmişse buradan, bu suçu işlettiren o yasağı koyanın kendisidir. Biz Abbasağa'da forum yapacaktık. Orada forumumuzu yapıp çeşitli kararlarımızı alıp dağılacaktık oradan. Bizi oradan Beşiktaş'taki meydana gönderen emniyetin kendisidir. Kendi kendine suç üretip kendi ürettiği suçtan bizleri garip yöntemlerle gözaltına almıştır. Neden bu yöntemi seçiyor? Eylem sırasında almıyor. Madem bir suç oluşmuş, o suçu o zaman baştan engellemesi gerekir. Madem suç var ortada, bizi oradan alsın. Madem ben bir suç işledim, bizi suçun işlendiği anda alsın. Alsın ve götürsün. Yapamadı bunu çünkü korkuyorlar. Ya oradaki yüzlerce kadının içerisinden beni gözaltına alamayacağını biliyordu. Kadınların beni vermeyeceğini biliyordu. Diğer kadınların da vermeyeceğini biliyordu. Çünkü meşru değiller. Yaptıkları şey de meşru değil. Meşru olsaydı açık açık bunu yapabilme hakları olurdu, meşruiyetleri olurdu. Peki. Ama yok. Tuğçe Özçelik, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.